Merhaba arkadaşlar, bugün kanalımızın Sorun Birlikte Öğrenelim bölümünde bilgisayar kullanıcılarının karşısına sıkça çıkan terimlerden olan 32 bit ve 64 bit ile ilgili temel bilgileri paylaşacağız. Ve inşallah da ikisi arasındaki farkları da söyledikten sonra bu videomuza son vereceğiz. Peki, başlayalım o halde. Şimdi 32 bit ve 64 bit arasındaki farklar. Tabii bunu bilmemiz için nedir bu 32 bit ve 64 bit? Kısaca onu da bilmemiz gerekiyor. Daha doğrusu daha iyi anlayabilmemiz için kısaca bunların da ne demek olduğunu birlikte bakalım. Arkadaşlar 32 bit işlemci ve 64 bit işlemci bilgisayarımızda veri yolunu temsil eden rakamlardır ve işlemci ile alakalıdır bunlar. 32 bitin öncesinde 16 bit ve 8 bit işlemci tasarımları da mevcuttu. Ancak bu işlemciler günümüzde yetersiz kaldıkları için tarihe karışmıştır. Günümüzde arkadaşlar bakın yaygın olarak kullanılan 64 işlemci türü, 64 bit işlemci türüdür. Ve çok yakında 32 bit işlemcinin varlığını da unutacakmışız gibi duruyor şu anda. Arkadaşlar ne dedik? 32 bit veri yolu genişliği 32 bit ve 64 bit bize neyi ifade ediyor dedik? Veri yolu genişliğini ifade ediyor. Şimdi konunun detayına inmeden benzetme yaparak anlatmaya çalışalım. Ne demiştik? 32 bit ve 64 bit demek işlemcinizin verileri işlediği yolun büyüklüğünü temsil eder. Bakın 3 oldu. 3 kere söyledim bunu. Buradan anlaşılabileceği gibi söz konusu yol ne kadar büyükse o denli daha fazla veri işlenebilir arkadaşlar. Basit bir şey olsun mesela bu yol o veri yolunu temsil 32 bit veri yolunu temsil ediyorsa yani temsil etse bu onun iki katı büyüklüğü yolda 64 bit veri yolunu temsil eder arkadaşlar. Yalnız burada iki kat hızlı falan diye düşünmeyin. Hızı daha da fazla 64 bitin. İki katından da daha fazla hızlı uygulama hızı. Şimdi bu yollardan yola çıkarsak yani bu yolların üzerinden gidersek ne diyebiliriz? Bu yolda olarsa performans kaybı yaşanır. Veri yolu olarak adlandırabileceğimiz bu büyüklük beraber bu büyüklük bunu ifade etmektedir arkadaşlar. Bu veri yolu 32 bit 64 bit gibi veri yolları beraberinde çeşitli sınırlamaları da getirmektedir. Şöyle ki 32 bit ve 64 bit kıyaslama yaparsak 32 bit işletim sistemi sadece 4 GB RAM'e kadar kullanılabilir. 4 GB üstü RAM için 64 bit sistem kullanılmalıdır. 32 bitte siz bilgisayarınıza 8 GB RAM dahi taksanız arkadaşlar bilgisayarınız bunu 4 GB ve 3,8 GB olarak gösterecektir. Daha sonra uygulama hızı 64 bitte 32 bite göre daha da hızlıdır. Daha sonra 4 GB RAM'e sahip olsanız bile birçok 32 bit işletim sistemi çalışan yazılımların sadece 2 GB'a kadar kullanmalarına izin verir. Kalan 2 GB ise uygulamalar ve sürücülerle data paylaşım için kullanılır arkadaşlar. Ve video fotoğraf gibi büyük boyutlu dosyalarla işlem yapıyorsanız iyi bir RAM'e ihtiyacınız olacağından 32 bit yerine 64 bit işlem seçmelisiniz arkadaşlar. Buraya yazmadıklarımdan bir tane daha söyleyeyim. Arkadaşlar 64 bit işletim sisteminde 32 bitin programlarını çalıştırabilirsiniz. Fakat 32 bit işletim sisteminde 64 bite uygun programları çalıştıramazsınız arkadaşlar. Arkadaşlar kaynak bu şekilde. Son olarak dersi bitirmeden önce bir de bilgisayarımızda nereden bakılıyor 32 bit ve 64 bit olup olmadığına onu da gösterelim. Bilgisayarımızın İşletim sisteminin 32 mi 64 mi olup olmadığına başlata tıkladıktan sonra denetim masasına tıklayıp arkadaşlar çok basit zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Burada denetim masasına
tıkladıktan sonra buradan arkadaşlar ne yapıyoruz? Sistem ve güvenliğe tıkladıktan sonra burada hemen sisteme basarsanız size bilgisayarınızın sistem türünün, bakın benimkisinin 64 bit işletim sistemi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buradan kolayca bakabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.